Evet, merhaba. Hoş geldiniz. Benden daha komik olan biriyle şu anda. Merhaba. Soğuk Savaş'ın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine birbirinden değerli, harika konuklarımız var. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok iyiyiz. Teşekkürler. Vallahi harika. Biz de iyi miyiz? Biz de iyiyiz. Süper. Hırs akıyor gözlerden hocam diyebilir miyiz? Yarışçı onlar daha yarışçı. Çok onlar. Onlar herkes yolda geçenler. Ben kazanmak için geldim. Kazanmak için evet. Geldiniz. Peki. O doğru zaman, yere geldim. Evet, çok doğru yere geldim gerçekten. Çarkı felek değil mi abi? Yanlış geldi. Evet. Bugünkü bölümümüzün sponsoru Letgo'nun ikinci el araba satımda kurumsal markası olan Otoplus. Alım da yapıyorlar bu arada. Alım da yapıyorlar. Alım satımda. İkinci el araba alım satımında. Konusunda da alışkanlıklarımızı değiştirecek bir sponsor gerçekten. Harika. Çok tatlı bir sponsor. Harika. Süper. Çok iyi hazırlandığınızı, bir kampa girdiğinizi duyduk. Bu doğru mudur acaba? Yani soruları... Kısmen doğru. Yani kısmen doğru. Espriler üzerinde biraz çalışmalarımız oldu. Biraz kırptık, biraz düzelttik. Şu an iyi nokta. En iyi haline hazırlandık getirildi. Yani. Evet. Mükemmelize ettik. Benim o zaman gözüm korkmaya başladı. Şimdi, herkes hazırsa o zaman haydi bakalım başlayalım. Şimdi bir şiirle. Gülersen kaybedersin. Üstündeki harikaymış. Çok teşekkür ederim. Çok seviyorum. Soğuk deyince mavi aman şey yaptım. Konsept uygun çok giyildim. Yakışmış. Çok teşekkür ederim. Tekrardan. Böyle ortamı ısıttım bence. Sakatat sevgisiyle bilinen şarkıcı hangisidir? Sakatat işte kokoreç. Hangisidir? 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 Bülent Ersoy değil. Onu ipucu vereyim. Zaten bulmuşsunlar buradan. Nedir hocam? Kimdir? Gerdan Mardini. Aa, son zamanlarda tamam. Berdan evet. Taytini diye de... Aston Martini şakam vardı benim. Onu sonra... Angelina Jolie'nin boşandıktan sonra motor sporlarına olan ilgisini kaybetmesine ne denir? Motor sporlarına ilgisi yoktu zaten ama... Yani kaybetmiş. Yani olmayan da gitmiş artık yani. Evet. Ne denir? Bu olaya ne diyoruz yani... Yani ne denir diyebilirsin bana çok rahat. Çok ciddi, çok ciddi sorduğu için abi ben bayağı böyle derin derin düşünüyorum yani. Telefon jokeri var. Evet falan bir şekilde. Öğreneyim abi evet artık. Pit stop. Çok uğraştık bu soru için. Fark ettim. 3-4 gündür bugün biliyoruz. Fark ettim. Evet. Hoş geldin. Seni burada görmek çok güzel. Benim için de öyle abi. Şeref verdim. Bu ne ya böyle? Bir saniye. Sığdık mı? Beni de burada gördük şu anda. İkinci el araç alırken en çok söylenen cümle nedir? Nedir? Böyle bir ilerledin. Düşünme falan. Nedir? Sonra bir tane. Nedir? Abi düşünmek için yanlış kanaldayız. Kesin bir şey çıkacak. Aldın mı hiç ikinci araba son zamanlarda falan? Böyle ortadan ikiye bölünmüş arabalar falan oluyor. Arkası başka araba, evet. Önü başka araba. Trameri var mı mesela? Yani biliyorum şey. Oradan orada. Trameri var mı? Tramer hani falan hani. Şey değişeni var mı diye sorulabilir. Evet. Keyfe keder boyalı. Bel altı boyalı mesela. Bel bir sabah kalkıyorsun. Ya, bugün arabayı boyatayım. Bir bel altı bir... Tavanda çökme var ama işte dansöz oynatmasından dolayı böyle yani. Şeyler var. İşte. Beyaz güvercin. Mesela beyaz güvercin olmayan beyaz bir araba almak istiyorum ben. Mümkünse bunu ayarlasınlar. Hepsi öyle. Vallahi iyi oldu sohbet ettik abi. Evet kaçıyorum abi. Gene gel buradayım ben. Araba kullanan kadına ne denir? Ne denir? Şoför. Ne denebilir tabii. Peki. Yeah. Karadeniz bölgesinde yapılan otomobil sporlarına ne denir? Hadi buyurun. Rally için uygun bir yer. Ne denir? Offroad. Çok güzel. Çok başarılı. Noel Baba'ya en çok sıkan şey nedir? Nedir? Kek muhabbeti. Özür diliyorum böyle donum falan. Biz değiştirelim dedik. Buradan böyle donum çıktı mı arkadaşlar? Geçen çıkmış. Çok özür diliyorum. Övmüşler çıkmış değil mi don? Ben de söyledim ama bölümde de. Çıktı dedim ya. Bizim içimiz dışımız bir. Böyle tabii, bir program. Yaşlıların yaptığı
Otomobil sporlarına ne denir? Ne denir? Karting. Güzel. Formula 1 ile aramız var. Sebastian Vettel emekli olan eski takım arkadaşına hangi şarkı yazmıştır? Hangi şarkı? Kimi sevsem sensin. Of. Kimi? Kimi şakası? Kimi ha? Of, sonradan bizim aramız yokmuş belki ya. DRS falan hepsini anlatacağım ben size. Ne maceralarımız oldu seninle, hatırlar evet mısın? Evet abi, ben burada böyle şey gibi, beyaz yakalı gibi soğuk savaşa kadar terfi ettim. Hayatının bir döneminde biz varız böyle bir şekilde. Evet, eski videolara bakabilir. Ben en son gördüğümde sizin de işiniz zor, bütün gün direksiyon sallıyorsunuz demiştim. Şimdi sağ sert geliyor. Sizin işiniz de zor, bütün gün direksiyon sallıyoruz abi. Güzel. Geçen müşteri aldım havaalanından. Öyle samimi bir efendim, şaka latife. Turistik Doğu Ekspresi'ndeki bir yolculuğun komedi filmi çekilecek olsa başrolde hangi tür komedyen oynardı? Hangi tür komedyen oynardı? Doğu Demiryol. Böyle bir... yani çalışılmış bir espri. Estağfurullah. Evet. Osmanlı zamanında sokaklarda drift yapanları konu alan gösterinin adı nedir? Soru komik zaten. Ne nedir? Fast and Furious. Aman! Hindistan'daki katı sosyal statüleri bitirmeyi amaçlayan yönetim halka ne dağıtır? Ne dağıtır? Kast gevşetici. Ha, o kadar salak bir şaka ki yani. Ben kendim cebelleşiyormuş. Depresyona giren kaplumbağaya en yakın arkadaşı ne demiş? Kesin bir şey çıkacak ama. Ne demiş? Bu aralar iyice kabuğuna çekildim. Ya, ya çok... Tam benlik bölüm oluyor, çok mutluyum. İnsanların özgürlüklerini kısıtlayan, uyguladığı katı sansür ile bilinen ve yıllardır başarısız olmasına rağmen hala görevde olan şey nedir? Nedir? Ferrari Pit ekibi. Biraz sandık gel. Çok sinirim oluyor. Sorunun ciddiyetinden sonra hakikaten başarısızlar bu arada. Evet ya. Çiftçilerin kullandığı arabaya ne denir? Ne denir? Maraba. Çok güzelmiş. Artık YouTube'da maraba dediğin bir yer. Of. Cem bölüm başı diye bir şakan var ama hiç of, alakası yok. Piton yılanıyla eski sevgilim arasındaki ortak özellik nedir? Nedir? Çok sıkmaları. Gülebilirsin abi, hiçbir sorun yok. Yok var. Hayır abi. Hayır lütfen. Ha? Lütfen vallahi, gülebilirsin lütfen. Gül gül. Araç yoğunluğunun en fazla olduğu ilimiz hangisidir? Kesin bir şey çıkacak buradan ama. Hangisidir? Kars. Filmi de var onun, çok güzel. Tamam. Kars'ın mı? Kars 1, 2, 3 yok mu? Çok güzel film. Kars kaşarı da güzel. Kars sohbeti böyle. Kısa boyu ve hiperaktif kişiliğiyle bilinen sevimli yönetmen hangisidir? Hangisidir? Lars von Trier. Bu soru çok güzel yazılmış bir soru, o yüzden. Körfez'de neden hiç kedi yok? Neden? Çünkü orada pist var. Bence güzel yani. Güzel, güzel, zekice, zekice. Evet, değeri yıllar sonra anlaşılacak bir soru geliyor. Çağlar ötesinden bir soru. Takvime her baktığımda neden çok üzülürüm? Neden? Günleri sayılı olduğu için. Of. Şu an değil bunun zamanı. Yani bir 5-10 sene sonra. Ben izninizle çok gidiyorum. Özür diliyorum ben de sizden. Bu açan şakandan sonra bunu yedecek. Yine çok sorum var, yine seçemiyorum. Benim de çok sorum var. Sizin yerlerden. Vay. Gerektiği zaman da kalkmadığı için sizi yarı yolda bırakabilecek aletin adı nedir? Nedir? Kriko. Bizim yerler olması bunun.
Rap'le aran var mıdır abi? Yani çok yoktur aslında. Aynı benim. Gülmeyebilirim. De. Ben de öyle gülmüyorum sadece. Tamam. Abi rap şeye gülmüyor. Gidelim mi biz? Tamam. Garip. Eskiden Amerika'daki rapçiler arasında yaygın olan ve günümüzde hala şarkılarında konu olan geleneksel yöntemin adı nedir? Nedir? Kurşun döktürme. Şey, East Side, West Side. O Almanya yok, mıydı? Yok, yine de anladım. Benim buraya bir sıra yazmam lazımdı bence. Ama kötü değil esprilerim değil mi? Yok, yok gayet güzel ya. Hiç sıkıntı yok. Ben buraya gelmek için çok çalıştım. Hayatı boyunca tuz yemeyeceğini söyleyen ve 36 yaşına kadar bu sözünü tutan adam sonra neden sözünden dönmüştür? Ya bu kadar spesifik ki. Neden abi? Çünkü 36'dan sonra 37. Oo! Yani alkışlayayım mı? Kızayım mı? Anlamadım. Daha önce başkalarıyla geçmişi olmasına rağmen hala iyi durumda olan ve içine giren kişiye kerif veren şey nedir? Nedir? İkinci el otomobil. Ha. Yaşanmışlıklar var. Abi çok rahatladım. Bazı yaşanmışlıkları var. Evet. Ama çok rahatladım. Yine çok de onu aldığında sevebiliyorsun hala. Yani geçmişini unutuyorsun. Harika. İkinci el otomobil bir sanattır hocam. Sürekli hüzünlü sesler çıkaran arabaya ne denir? Benim arabam denebilir. Evet. Ne denir? Senin araban. Arabask. Arabask. Evet doğru. Tamam. Benim arabamda da var. Bir ara bir bakabilir miyiz? Olur olur tamam. Bastak. Hiç anlamıyorum. Oraya bağlıyor değil mi? Şimdi olur olur. Evet. Bakarım bakarım. Şurada kapından hemen ben bir şey yapıyorum. Tumu falan giyip abi. Düzenli makyaj yapmasıyla bilinen pop şarkıcısı kimdir? Kimdir? Rimmel Müftüoğlu. Oo. Ben gerçekten... Ben de gidiyorum. Görüşürüz. Kalkalım beraber. Hadi gidelim be. Evet, bu bölümün kazananı sizler oldunuz efendim. Bravo. Tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Abi meşgul şey. İşim varsa. Çekiyordum ama. Sana araba bakıyorum abi. Aa, harbiden. Aynen, tamir ettiremeyeceğim. Kusura bakma, işler var benim. Biraz tamir edemeyeceğim şey araba bakayım. Ne bakıyorsun abi? Otoplus'tan. Çok güzel şimdi bir tane 2016 GLA buldum. Ha süper. Onu düşünür müsün? Tabii. Düşünürüm. Bir yıl garantisi var. 20 bin kilometre. Tamam. İstersen 20 gün içinde iade de edebiliyorsun. Beğenmedin, etmedin bir şeyini. Sen hediye ediyorsun yani. Yok hediye değil. Gidiyoruz beraber. Otoplus'a alıyoruz. Tamam öyle de olur. Bir deneyeyim dedim şansı. Yani. Çok bir keskin bir dönüş oldu ama olsun. Okey gideriz. Çok iyiymiş abi. Teşekkür ederim. Aracımız bu. Şey yaparsın abi. Ben teşekkür bakıyorum. Ettik sen abi. Ben programı devam edelim mi biz? Tamam. evet tebrik ediyoruz. Duygularınızı alın efendim bu bir galibiyetten sonra. Kazanmaya gelmiştik. Öyle gidiyoruz. Harika. Bize de yakışan bu zaten. Benim sayemde kazandım. senin taktik savaşların evet abi bayağı bir şey oldu. Ben çok çalışmıştım. Ama şey özel bir durum var yani şu an kaçmaması gereken bir fırsat bu. O yüzden tamam da şimdi hani. Hiç ensene bu kadar yakın olmadı. Ensenle konuşuyoruz. Boşuma da gitti biliyor musun? Pardon sen benim bir şurada biz bir daha tebrik ediyoruz sizleri. Yüreğinize sağlık. Böyle devam ediyoruz. Şimdi bir kazanma hareketi alacağız efendim. Aynen. Sizlerden. Üçten geriye sayacağız ve beklemeyeceksiniz. Üç, iki, bir. Ben spontane ne çıkarsa.